İyi akşamlar Bera Günlük Grafik ee, Tabii haftada bir kere videosunu yapıyorum <laughs> Alt banttan kurtulamayan bir e, senet görünümü veriyor bugüne kadar Desteğimiz var yani burada e, biliyorsunuz majör destek 9.20 civarlarında daha altında kapanış vermedi Son videolarda da böyle 8 ortalama üstüne çıktı bir direnci kırdı Acaba dedik e, 12.57 direncine kadar bir hareket Oradan tekrar bir satış maalesef şimdi şu anda bulunduğu yer itibariyle şöyle biraz büyüteyim anlaşılması açısından henüz bu yukarı akımı bitirmedi daha önceki direnç hareketinde de öyle yapmıştı yani 20 ortalamaya kadar geri dönmüştü 20 ortalamadan tekrar bir yukarı doğru ivme kazanmıştı Bera biraz sert satıldı aslına bakarsanız 4-5 gündür ama hala 20 ortalamanın üstüne yani aylık fiyat ortalamasının üstünde olarak düşünebilirsiniz. 20 ortalama işte 4 haftadan alıyorum ben. Kimisi 22 alıyor tam 1 ay oluyor. Aylık ortalamanın satılıp satılmadığına bakarız. Yani teknik analizde herkes bakar. Aylık ortalama satılıyorsa o zaman biraz daha negatif bir görüş hakim olur. Gevşedi 12.50'ye yakın bir alandan. Şurada gördüğünüz gibi 41 mi orası? 41, 42 her neyse oradan gevşedi. 11.22 desteğinin üstünde 11.48'de de günü bitirdi. Pozitif. Onu söyleyeyim. Yani 20'nin üstünde kalması en azından pozitif bir görüntü vermeye devam ediyor. Bugünkü e, hareketi de aslında bir hamile boğa. Yani olursa e, biz bu tür mum formasyonlarında yani yüzde %50 olan da var tutarlı, yüzde %65-70 olan da var, %60 olan da var. Hepsinin farklı farklıdır. E, hamile boğa görünümü yüksek e, ortalamalı bir e, tutarlı, yüksek bir görüntü. E, formasyondur. 2 i̇ki, 2,5 iki gibi %2 2,5 iki, buçuk gibi getirisi olabiliyor. Dolayısıyla bugünkü görünümde o. Umarım olur. 20'den tekrar bir uzaklaşır 20 ortalamadan. Önümüzdeki günlerde 11-20 takip edilebilir. Yani özellikle aşağıda 10 civarlarında alanlar için hani bir şey varsa yani hangi destek takip edilir? 20 ortalama takip edilir. 11-20'nin üstünde kaldıkça yine de pozitif olarak düşünmek lazım Berat 11-20'nin altına sarkarsa işte aşağıda bir 10-70 desteği var ee, oraya doğru bir hareket imkanı belki ihtimali 10-45-50 ortalama son destek diyebiliriz mesela 50 ortalama yap bu tür Hani ben çok daha vadem uzun falan diyen varsa onların bakabileceği bir yer o kısımda kırılırsa 9-25-9-30 civarına kadar yine bir alan var altında Beran'ın e şimdilik uzak 11 11.20'nin üstüne dediğim gibi kalması, günlük kapatması ve bugünkü mum yapısı itibariyle belki tekrar bir hareket ihtimal taşıyor yani olabilir. Yukarıda 12.57 12.60 o kısmı izlemeye devam edeceğiz. Yani o kısım geçildikten sonra çünkü bir daha 14.32'ye kadar yüksek satıldığı ve alındığı bir alan var. Yani çok hızlı hareketli bir alan var. 10K'lerden sonra da oraya bakmaya devam edeceğiz Berada. Umuyorum. Ee, tabii öyle bir hareket yapar. Hacimler fena değil, iyi. Zaten biliyorsunuz yukarıda olmayan işler. E, hacimler yani asıl ticaret bu kısımda dönmeye başladı. Burada artmaya başladı. E, hacimlerin e, yüksek olması yani şöyle söyleyeyim. Yüksek olması derken tabii şurada diyeceksiniz düşüyor. Yani normal hisse fiyatı geri çekilir ki hacimlerde bir miktar düşüş aslında iyidir. Ee, ama hani genele baktığınız zaman Ekim aylarında, Kasım aylarında hala yüksek bir hacimli olduğunu görüyoruz. Bunu ben olumlu olarak değerlendirmek istiyorum. RSI 56 e, pozitif bir bölgede aslına bakarsanız. maddi e, bugün bir sat vermiş durumda. Ama henüz destek üstünde olduğu için Makti'nin sat vermesinin yani en azından 20 destekin üstünde günü kapattığı için ee, şimdilik bir önemi yok Fakat kırılıyorsa tabii orada derin Makti de böyle ağzını açmaya başlıyorsa O teknik olarak iyi bir görünüm olmuyor Onu da belirteyim Herkese iyi akşamlar